Merhaba. Tüm çocukların eğitim sistemine kazandırılması çok önemli. Bu videomuzda size Türkiye'deki eğitim sistemini aktaracağız. Türkiye'de mülteciler ve geçici koruma kapsamındakiler de dahil olmak üzere tüm çocuklar, ulusal ve uluslararası yasalar uyarınca uyruklarına, dillerine, cinsiyetlerine veya fiziksel, zihinsel yeteneklerine bakılmaksızın ücretsiz olarak okula gitme hakkına sahiptir. Türk devlet okullarına devam etmek, mülteci çocukların Türk çocukları ile sosyal olarak etkileşime girmelerine olanak tanır. Türkçe iletişim kurma ve eğitim görme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu durum çocuğun aidiyet hissinin artmasına ve toplumlar arası sosyal uyumun sağlanmasına katkıda bulunur. Her gün rutin olarak okula gitmek, çocuklar için önemli duygusal ve psikososyal faydalar sağlar. Bir çocuğun herhangi bir Türk devlet okuluna kayıt olmadan önce Türkçe konuşuyor olması gerekli değildir. Okullarda çocukların Türkçe dilini öğrenmelerine yardımcı olacak mekanizmalar mevcuttur. Türk devlet okulları tarafından çocuklara verilen sertifikalar, Türk çocuklara verilenlerle aynıdır. Bu sertifikalar çocukların okul eğitimi boyunca edindikleri öğrenim kazanımlarını belgeler. Eğitime kayıt olmak ve devam etmek kişilerin ve ailelerin gelecek refahını destekler. Yapılan araştırmalara göre daha yüksek eğitim seviyeleri daha iyi işlere erişimle bağlantılıdır. Bu da daha yüksek kazanç ve aynı zamanda daha iyi hayat imkanları sağlayacaktır. Türkiye Anayasası'nın 42. maddesinde ve Yabancıları Koruma Kanunu'nun 89. maddesinde de Türkiye'deki mültecilerin eğitime erişim hakları net olarak ifade edilmiştir. Türkiye'de eğitim sistemi. Ulusal kanunlara göre yabancılar da dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün çocuklar öğrenim alma hakkına sahiptir. Türk eğitim sistemi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre örgün ve yaygın eğitim olarak iki ana başlık altında tasarlanmıştır. Örgün eğitim. Örgün eğitim belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki çocukların ve ergenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan programlar ile düzenli olarak aldıkları eğitimdir. Bu eğitim türü 3-5 yaş arası için zorunlu olmayan okul öncesi, 6-10 yaş için zorunlu ilkokul, 10-14 yaş için zorunlu ortaokul, 14-18 yaş için zorunlu orta öğretim ve 18 yaş sonrası için zorunlu olmayan yüksek öğretimden oluşmaktadır. Devlet okullarında zorunlu olan örgün eğitim ücretsizdir ve Türkçe olarak Türkiye'deki müfredata uygun bir şekilde verilmektedir. Devlet okullarında zorunlu temel eğitim 4 yıllık ilkokul, 4 yıllık ortaokul ve 4 yıllık lise olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır ve 12 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Türkiye'de örgün eğitimin basamakları. Okul öncesi eğitimi, zorunlu eğitime henüz başlamamış çocukları kapsayan dönemin adıdır. Çocuğun fiziksel ve zihinsel olarak hem hayata hem de zorunlu eğitim dönemine hazırlanmasını sağlayan eğitim sürecidir. Eğitimin ilkokul kademesi 4 yıl sürelidir ve 1. sınıftan 4. sınıfa kadardır. Bu dönem temel eğitim olarak adlandırılmaktadır, zorunlu ve ücretsizdir. Ortaokul, en az 4 yıllık zorunlu örgün öğretimden oluşan ve farklı programlar arasında tercih imkanı sunan eğitim sürecidir. Bu programlar, devlet okulları, özel okullar, İmam Hatip Ortaokulu ve Açık Öğretim Ortaokuludur. Lise eğitimi ise en az 4 yıllık genel, mesleki ve teknik öğrenim kurumlarının tümünü kapsar. Öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda onları yüksek öğretime ve geleceğe hazırlayan eğitim-öğretim sürecidir. Lise seçenekleri şu şekildedir. Düz lise. 4 yıllık genel liseler, orta öğretim eğitimine odaklı liselerdir. Anadolu Lisesi. 4 yıllık genel liseler, orta öğretim eğitimine odaklı liselerdir. Bazılarında hazırlık sınıfları da olabilir. Sosyal Bilimler Lisesi. Genel orta öğretim eğitiminin yanı sıra edebiyat ve sosyal bilimlere ağırlık vermektedir. Fen Lisesi. Fen ve matematik derslerine ağırlık sağlayan liselerdir. Mesleki ve Teknik Lise. Teorik derslerden ziyade pratik eğitime ağırlık veren, çeşitli iş kollarına kalifiye eleman yetiştirme amaçlı liselerdir. Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen yetiştirmek amaçlı liselerdir. İmam Hatip Lisesi.
hatip ve imam yetiştirmek amaçlı dini derslerin ağırlıklı olduğu liselerdir. Özel lise, devlet tarafından kurulmamış ve ücret karşılığında eğitim ve öğretim hizmeti sağlayan liselerdir. Açık öğretim lisesi, iletişim teknolojilerinin kullanıldığı, yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir. Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Müzik.